Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 8. haftasının 2. videosundayız. Çokgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz yani bu videoda düzgün çokgenlere başlıyoruz. Evet sayfa numarası 103'ün yarısından sonra 104 ve 105'ten de bir soru çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bütün kenar uzunlukları eşit ve her bir açısının ölçüsü birbirine eşit olan çokgenlere biz ne diyoruz? Düzgün çokgen adını veriyoruz. Arkadaşlar düzgün çokgenler. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açıları birbirine eşit ya da bütün dış açıları birbirine eşitse biz buna ne diyoruz? Düzgün çokgen adını veriyoruz. Düzgün çokgenlerde genelde iç açılardan değil de dış açılardan gitmek daha mantıklı oluyor. Çünkü dış açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Şimdi gençler bazı formüllerimiz var. Mesela bir, öncelikle bir en küçük düzgün çokgen hangisi? Eşkenar üçgen. Bütün açılarımız iç açılarının 60'er derece olduğunu biliyorsunuz. Sonraki Kare mesela düzgün çokgen. Bütün açılarımız kaçar derece? İç açılarımız 90'ar derece. E, hocam düzgün beşgende bütün kenarlar eşit. İç açılarda kaç derece yapıyor? 108 derece yapıyor. Peki bu iç açıyı biz nasıl bulacağız? Ya da dış açılarını nasıl bulacağız? Mesela bunun dış açısı 120. Bunun dış açısı 90. Bunun dış açısı kaç? Bunun dış açısı da 72 derece oluyor. Nasıl bulacağız? Şimdi dikkat et. Düzgün çokgenlerde değil de normal çokgende. iç açılar ölçüler toplamı neydi? n-2 çarpı, e, çarpı 180 de e n-2 çarpı 180 ne eşittir hocam x x x x x en köşeli bir çokgense n tane x'in toplamı değil midir yani bu n çarpı x eşittir böylelikle x'i yalnız bırakırsak n-2 eksi çarpı 180 bölü n'e eşit oluyor arkadaşlar genelde ÖSYM bu formülü bize veriyor ama biz yine de nereden geldiğini bilelim belki sıkıntı yaşayabiliriz ama biz bunu Böyle iç açılardan değil de dış açıları daha çok severiz. Hadi dış açıları da şey yapalım. Bütün dış açılar y ise. Çünkü iç açıların hepsi birbirine eşitse 180'e tamamlayanları da birbirine eşittir. Bütün dış açılar y ise. Hocam dış açılar ölçüleri toplamı 360 derece değil miydi? Evet. E, y, 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 y. En tane y'nin toplamı da n çarpı y değil midir? Böylelikle bir tane dış açıyı biz ne buluruz? 360 bölü n şeklinde buluruz arkadaşlar. Bak dış açıyı bulmak daha kolay. Bundan sonra biz iç açıyı bulurken şöyle 180 eksi dış açı şeklinde dersek daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü dış açıyı bulmak daha kolay. Hani 360 n çarpı y'ye eşit ya. Buradan y dış açısı 360 bölü n eşittir. Ya da kenar sayısı 360 bölü dış açıya. Yani sen burada kenar sayısına n y'yi de öbür tarafa atarsan 360 bölü y. 360 bölü dış açıda bize kenar sayısını da verebiliyor arkadaşlar. Dış açı gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ve düzgün çokgenlerde iç içe düzgün çokgenler çok gelir. Böyle eşitleri falan gösterseniz. Hani bir düzgün beşgen verirler bir düzgün sekizgen verirler mesela. Kenarların eşitlerini böyle yazmanız lazım. E, haberiniz olsun. Burada e, ekstradan bir yerlerde ikizkenar kenar üçgen falan da karşımıza çıkabiliyor. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Evet. E, düzgün çokgenin özellikleri. Şimdi yukarıda ben ispatladım. Buraya yazalım. Bütün açıları ve tüm kenarları da birbirine. Bütün açıları birbirine. Bütün açıları eşit ve tüm kenarları da birbirine eşittir. Şunları yazalım. Sonra bir açısının ölçüsü. Bir iç açısının ölçüsü daha doğrusu. Bir iç açısının ölçüsü nedir? Yukarıda gösterdik. Normalde n-2 çarpı 180 bölü en, 180'di. E, n. 180'di. di. bunu n'e böldüğümüz zaman da n-2 çarpı 180 bölü n bir tane iç açısına eşit oluyor. Bir dış açısının ölçüsü de 360 bölü el şeklinde olduğunu zaten yukarıda ispatladık arkadaşlar. Özellikleri de bunlar. Hadi bakalım örneklere. Bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan. Mesela şöyle 120 derece. Hocam iç açıdan mı gidelim? Yok. Dış açıdan git. Dış açısı kaç derece? 60 derece. E o zaman 360 bölü 60 bize kenar sayısını verir. Buradan gitmek daha mantıklı. Kenar sayısı böylelikle ne yapar? 6 yapar. Örnek 13. 6 çıktı. Geldik örnek 14'e. Bir düzgün 8 genin bir iç açısının ölçüsü x. Hemen düzgün sekizgenin dış açısını bulalım. Hocam 360 bölü 8 45 bu dış açı. E iç açı ne olacak? İç açısı da x denmiş bana. O da 180 eksi dış açı olduğundan x'i 135 derece olarak buluruz. Sonra zaten bir dış açısının ölçüsü de y demiş. Dış açısının ölçüsü de y ise y'yi de biz kaç bulduk? 360 bölü 8'den 45 diye bulduk. x eksi y farkı nedir diye soruluyor bize. x eksi y de 135 eksi 45'ten bu da neye eşit olacaktır? 90 dereceye eşit olacaktır. E, ee, aslında evet doğru. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. İç açıyı da dış açıyı da bulmamız lazım. Yalnız iç açıyı bulurken öyle n eksi 2 çarpı 180 bölü n kullanmanıza gerek yok. Önce dış açıyı bul sonra 180'den dış açıyı çıkartıp iç açıyı da bulabilirsin. Geldik örnek 15'e. Bir düzgün altıgenin dış açının ölçüleri 1 bölü ölçüleri 1 bölü 4'ü oranında küçültülerek yeni bir düzgün çokgen elde ediliyor. Düzgün altıgen hemen 360 bölü 60. 360 bölü 6. 60. Dış açısı 60. Ne oluyormuş? Dış açıların ölçüleri 1 bölü 4 oranında küçültülecek. Bak 60 dereceyi 1 bölü 4'ünü bul. Kaç yapıyor? 15 yapıyor. Hocam yeni dış açımız 15 mi? Hayır. Ne diyor? Bir düzgün altıgenin dış açılarının ölçüleri 1 bölü 4 oranında küçültülüyor. Yani sen 60'tan 1 bölü 4'ünü küçülteceksin. 60'tan 15'i çıkartacaksın. Kaç şey yapıyor? 45 derece yapıyor. İşte yeni çokgenin kaç kenarı vardır diye soruluyor bize. Ee, yeni çokgenin kenar sayısı da 360 bölü dış açı değil midir? O da kaç yapar? 8 yapar. Örnek 15. 8 çıktı. Geldik örnek 16. Evet. ABCD düzgün çokgenin ardış köşeleri verilmiş. AC 108 derece verilmiş. Buna göre çokgenin kaç tane kenarı vardır diye soruluyor. Gençler bu düzgün çokgen ya. Şuradaki açılar birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Valla dış açıdan gidebiliriz aslında. Ya da dış açıdan gidebiliriz aslında. Evet. Hocam dış açıdan gidip ya da şöyle de diyebiliriz. Hocam şu ikiz kenarlar. Yani kaçgen olduğunu bilsem dış açıyı yazabilirim tabii ki. Ama kaçgen olduğunu da bilmiyorum. Hocam ikiz kenarlar var ya şu açılar A ise. Burası ne yapar? 180 eksi 2 A yapar. A hocam burası 180 eksi 2 A. Burası da 180 eksi 2 A olmaz mı? E 180 eksi 2 A ise bunlar da AA olur. E ne olacak? Bir düzgün çokgende bütün iç açılar birbirine eşit değil miydi? Evet. 180 eksi 2a. Burası da 180 eksi 2a olması lazım. Bu açı da 180 eksi 2a olması lazım. Yani 180 eksi 2a neye eşittir? 180, 108 artı 2a'ya eşittir. Buradan 4a eşittir. 72 ise a'yı da kaç buluruz? 18 buluruz. a'yı 18 buldun. Hocam burası 18. Burası da 18. Kaç kenarı vardır? Dış açı önemli. Dış açısı da hop şurası. Hocam 18, 18, 36 buraya 144 kaldı diyebilirsiniz. Ya da iki iç açı bir dış açıdan direkt burası 36 yapmaz mı? Yap. İki iç açı bir dış açı. Ya da 144'ün 180'e yanından da sonuca ulaşabilirsin. Tabii ki e, benden kaç kenarı vardır diye soruluyor. Dış açıyı bulduysak 360 bölü 36 bana kenar sayısını verir. O kenar sayısı da kaç olur? 10 olur. Örnek 16'yı böylelikle 10 olarak buluruz. Evet geldik örnek 17'ye. Güzel soru dikkat. Yukarıdaki şekilde birer kenarları ortak kare ve düzgün 12 genin bir kısmı verilmiştir. Bir kenarı düzgün 12 gen bir kenarı da kare. Arkadaşlar bu düzgün 12 gen. Kenarlıkların eşitlerini mutlaka mutlaka yazın. E, bu da kare şu eşitleri de yazalım. Burada da yeni bir düzgün çokgen oluşturulacakmış. İşte şu e, şöyle şöyle devamı düzgün çokgen İşte bu düzgün çokgen bize kaç kenarlıdır diye soruluyor. Düzgün çokgenin kenar sayısını bulmak için iç açısını daha doğrusu en garantisi dış açısını bulmak lazım. Şimdi şunun dış açısına bakalım arkadaşım. Bunun dış açısı hocam şurada mı yapayım böyle? Yo niye burada yapıyorsun? Bunun dış açısını gel şurada göster böyle. Bu kaç de arkadaşlar? 12 de. Hemen 360'ı 12'ye bölsen kaç çıkar? 30 çıkar. Bunun dış açısı 30. Aha burası 30. Hocam burası kare 90 ya. E burası da 90. Aa buradaki iç açı kaç çıktı arkadaşlar? Buradaki iç açı 120 derece çıktı. İç açısı 120 derece olan birçok yende. Ben kenar sayısını bulmak istiyorsam tabii ki dış açısı önemli benim için. 180'e tamamlayan açısını buldum. Burada 60. Bu şekil üzerinde yapmak istemedim böyle. Şunun dış açısını şöyle de uzatabilirdik tabii ki. E dış açısı 60. E 360 böyle 60 da bana kenar sayısını verir. O kenar sayısı da kaç oldu? 6 oldu. Örnek 17'yi böylelikle 6 bulduk. Geldik örnek 18'e. Aşağıdaki şekilde birer kenarları ortak olan düzgün ongen ve düzgün onbeşgenin bir bölümü verilmiş. Arkadaşlar, düzgün çokgenler aynı anda verildiği zaman şuradaki eşitleri yazmak aşırı derecede önemli. Şuradaki eşitleri de şöyle yaz. Çok önemli çünkü. Yazdık. Sonra düzgün ongenin ve düzgün onbeşgenin kenar e, iç açılarını bulalım. 360/15. bölü 15. Hocam kaç yapıyor? 360'ı 15'e bölsen galiba 12 yapıyor. 5'e bölsen 72 3'e böldüğün zaman 36 pardon 5'e bölsen 72 şunu sadeleştireyim 360'ı 5'e 5'e bölsen burası 3 5'e bölsen burası da 72 yaptı 72 3'e bölsen kaç yapıyor 72 3'e bölsen 16 24 24 yapıyor galiba değil mi evet 24 yapıyor arkadaşlar Allah Allah şey yapamadık evet dış açısı 24 arkadaşım şunun dış açısı 24 Sonra öbürüne bakalım. 300 attığımız bölü 10. O da dış açısı 36. Şimdi dikkat. Şimdi dış açısı bunun da kaç derece arkadaşım? 36 derece. Ama hocam burada birleşmişler bunlar. Bak şuradaki açıyı bulalım. Hocam buradaki iç açıdan şunu yazabilirim. Yani 24 ise burası 156 yapıyor mesela. Hocam 36 ise burası da 144 yapıyor. 156, 144 şu x'in topla hop şurayı bul 360'a tamamlayan açısından dolayı. Ya da Direkt şöyle de yapabilirdim. Bunun dış açısı burası. Hocam burası 24. Burası da kaç? 36. Toplamı da 60 yaptı diyebilirsin. Ya da dediğim gibi 156 burası. Sonra burası kaç derece? 144. İkisini topla 300 yapıyor. O zaman 360'a tamamlayan açısı 60 derece yaptı mı yaptı. Şimdi dur. Hocam ilk çizim yöntemlerinde bir 60 derece var. Ve 60'ın kolları böyle eşitse ne yapıyorduk? Eşkenar üçgen oluşturuyorduk. Şuradan şöyle bir eşkenar üçgen oluşturabiliriz. 60 sa. burası da 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. Ama sadece eşkenar üçgen oluştu demeyle kalmasın. Eşkenar ya. Hocam şurası da eşit oldu. Aa şurada ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Bak iç açısı kaç dereceydi? 144 dereceydi. 144 60 daha kaç? 204. 360'dan sen 204'ü çıkarttığın zaman alt çıkartayım. İşlem hatası yapabiliyorum. 156 oldu. Evet burası 156 derece oldu. Biraz küçük. Ama burada da ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. 180'den 156 çıkarsan 24. 2'ye bölsem bu açı 12 bu açı da 12 mi yapıyor? Evet. Şimdi x açısı isteniyor benden. x açısı bunun tamamıydı. 60 ile 12'nin toplamı yapar. Yani cevap böylelikle 72 yapar. Evet eşitlikleri koymak gerçekten önemli. Ve düzgün çok de hocam ağır bir soru değil mi? Valla ÖSYM yani burada ek çizim yaptırdığımız için belki ağır gelmiş olabilir. Ama ÖSYM böyle soruları seviyor. Bunun Kat be kat daha ağır sorusunu sordu. Çokgenlerde ağır soruları ÖSYM seviyor. Haberiniz olsun. Evet örnek 18'i böylelikle 72 bulduk. Geldik örnek 19'a. Nur öğretmen tahtaya şekil 1'deki gibi A, B, C, D, E, F, G düzgün çokgeni çizmiş ve öğrencilerden mavi kalemle bu çokgene ait köşegen çizmelerini istemiş. Şöyle 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 çizmiş. Öğrencilerin çizdiği köşegenler A, C, A, C, E, G şeklinde düzgün ongeni oluşturmuş. Hmm. Şimdi dur. Düzgün ongeni oluşturduysa düzgün ongenin dış açısına bakalım. Düzgün ongenin dış açısı kaç derece? 360 bölü 10. 36. Hocam 36. İç açısı kaç derece yaptı o zaman? 144 derece yapar. Hocam iç açısı 144 derece oldu. Tamam mı? Evet düzgün ongende böyle devam ediyor. Sonra BCA açısı. BCA ne? BC açısı. BC açısı isteniyor bizden. Hocam şuradaki X açısı isteniyor. Bak dikkat et. Şunlar şunlar birbirine eşit değil mi böyle? Evet. Şu üçgenler aynı üçgenler. Bak düzgün çokgen bu. Şu üçgen hani X X'e. O zaman burası da X X olmak zorunda değil mi? Çünkü bu tepe açıları birbirine eşit. Hani buraya Y dersek eğer e hocam burası da Y ise bunlar da X X olacak diyebilirsiniz. Ya da X X ise dikkat et X X ise burası 180 X, 2 X Hocam aynı şekilde burası da 180 eksi 2 x'e 180'den bunu çıkart. 2x kaldı, 2 x kaldı. 2'ye böldüğünde xx oldu burası. E şu büyük düzgün çokgende bu açılar iç açılar birbirine eşitti. Yani şurada kaçıyla burada kaç eşit olmak zorunda. Yani burada kaç x 40, 144 ve x. Yani x artı 144 artı x eşittir. x artı 144 artı x eşittir. Şu açı yani 180 eksi 2 x değil mi? Evet. E buradan bunu attık öbür tarafa. Kaç yapıyor? 36. 2x attık öbür tarafa. 4x yaptı. 2x artı 2 xten 4x oldu. O zaman x'i de böylelikle kaç buluruz? 9 buluruz. Bizden de ne isteniyor? BCA açısı. Yani x açısı isteniyor. Cevap böylelikle 9 çıkar arkadaşlar. Evet örnek 19'u da böylelikle 9 bulduk. Ve geldik düzgün beşgene. Gençler bu düzgün beşgen ve düzgün altıgene ayrı anlatmam lazım. Çünkü e, ayrı şekilde müfredatta da var bu. O yüzden bu videoyu şimdilik burada bitirelim isterseniz. Bir sonraki videoda düzgün beşgeni ve düzgün altıgeni aynı anda anlatayım ben. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani 8. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.